Hoş geldin Mipgeys. Bayan G mektuplarımızı Amsterdam'a kadar Mipgeys'in kendisine gönderdi. Bayan G bir konuda kararını verdiğinde hiçbir şey için durdurmak mümkün olmuyor. Ve onu Long Beach'e getirmek için para topladıktan sonra işte karşımızdaydı. Buraya doğru gelen Samantha, bu kadar küçük olmasını beklemiyordum. Merhaba. Hadi. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Orada duran öğretmenimiz Bayan G. Bir Yahudi başına konulan ödül $2. Paraya ihtiyacı olan biri Gestapo'ya haber vermişti. 4 Ağustos'ta gelip ofisimi bastılar ve bir adam bana silah doğrultup şöyle dedi. Sakın sesini çıkarma. Tek kelime bile etme. Sonra doğruca yukarıya tavan arasına çıktılar. Kendimi o kadar çaresiz hissetmiştim ki enin çığlıklarını duyabiliyordum. Eşyalar devrilip kırılıyordu ve ben de yeniden evime koştum. Bir küpe ya da öyle bir şey aradım. Geri götürüp rüşvet olarak verecektim. Neyse bunları aldım. Hepsini yanımda götürdüm ve oradaki asker silahını çıkardı, getirip başıma dayadı. Yahudi sakladığın için vurulabilir ya da kampa gidebilirsin. Sonra başka bir asker benim aksanımı tanıdı. O da benim gibi Avusturyalıydı ama benim Hollandalı bir aile evlatlık almıştı. Bu yüzden silahlı askere beni bırakmasını söyledi. 4 Ağustos'u hatırlamadığım ve Anne Frank'i düşünmediğim bir tek günüm bile geçmez. Evet. Daha önce hiç kahramanım olmadı. Ama siz kahramanımsınız. Hayır genç adam. Ben kahraman değilim. Hayır. Ben yapmak zorunda olduğum şeyi yaptım. Çünkü doğru olan şey de buydu. Hepsi bu. Burada hepimiz sıradan insanlarız. Ama sıradan bir sekreter ya da bir ev kadını ya da bir genç adam. Kendi elinden geldiği kadarıyla karanlık bir odada küçük bir ışık yakabilir. Öyle değil mi? Gönderdiğiniz mektupları okudum ve öğretmeniniz bana tecrübeleriniz konusunda pek çok şey anlattı. Kahraman olanlar sizlersiniz. Siz burada her gün kahramansınız. Yüzlerinizi kalbime yazdım çocuklar.